Yerli helikopter Gökbey ilk uçuşu ile meraklandırdı. 2019 yılından bu yana farklı prototipleriyle gün yüzüne çıkan yerli helikopterin 3. prototipi ilk kez uçtu. 40 dakika süren havalanma ve uçuş sürecini ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından Twitter'da yapılan paylaşım kapsamında yerli Gökbey helikopterin testleri gün yüzüne çıktı. Daha önceki prototiplere ek olarak üçüncü tasarımında başarıyla kalkış yaptığını ifade eden Demir, sertifikasyon test faaliyetlerinden de bahsetti. TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T-625 Gökbey helikopteri, yapılan test ve denetimler sonucunda yeni prototipinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Twitter açıklamasında, sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin üçüncü prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak yok yola devam ifadelerini kullandı. Yerli helikopter Gökbey ilk uçuşu ile meraklandırdı yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey ilk test uçuşunu birinci prototip kapsamında 2018 Eylül'de yapmıştı. İkinci prototipin ise 2019 Haziran döneminde yapıldığını hatırlatalım. Üçüncü prototiple birlikte sertifikasyon uçuş testlerine de başlanmış oldu. Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor. Gökbey helikopteri, özgün tasarımıyla son yılların en dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. Personel makliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele ve arama kurtarma gibi birçok görevin üstesinden gelebilen Gökbey yaklaşık 2 yıldır yer ve uçuş testine tabi tutuluyor.